Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine sardunyalarla ilgili birazcık sohbet edelim istedim sevgili arkadaşlar. Açmayan sardunyalarımız varmış. Öyle yorumlar alıyorum sizlerden. Şimdi sardunyalarımız biliyorsunuz, yani özellikle ben kendimden bahsedeyim. Sardunyalarım yaz kış tomurcuk verip çiçek açıyor sevgili arkadaşlar. Ve yaz kış balkonumda duruyor. Budamıştım. Budadığım sardunyalarımdan budamadan önce açmıyordu. Sonrasında açmaya başladı. Ve budanmış yerlerinden yeni yeni filizler vermeye başladı sevgili arkadaşlar. Bakın, hatta bir tane şöyle bir filiz vermiş. Bir dalın içinde. Ve bir sürü de tomurcuk yapmış. Çiçek açmış gördüğünüz gibi. Şimdi sardunyaların aslında en basit çiçek bakımı sardunya arkadaşlar. Hem sıcağa geliyor hem soğuğa geliyor. Yani yaz kış gayet sağlıklı olabiliyorlar. Bunun için tabii ki de birazcık vitaminlere de ihtiyacı oluyor. Özellikle açmayan sardunyalara. Bazı sardunyalarımız inatçı oluyor. Açmıyor sevgili arkadaşlar. Hemen onlara ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle dediğim gibi sardunyalarım yaz kış balkonumda durur. Kışında yazında hem soğuğu ayazı alıyor, kar yağmur üzerinden geçiyor. Yazında güneş, kızgın güneş diyelim, üzerinden geçiyor arkadaşlar. Sonrasında tabii ki de yazın daha canlı oluyor, daha çok yapraklı oluyor. Kışın ise yapraklarını birazcık dökebiliyor ama açıyor sürekli. Bunu kış videolarım var arkadaşlar, kanalıma girip birazcık aşağı doğru ilerlersek videolarımızdan oradan görebilirsiniz kışında nasıl açtığını. Suyu severler, her gün sulama yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Her gün suyunu verdikten sonra sabit bir yerde balkonunuzda dursun. Dediğim gibi yaz kış. Açmayan sardunyalarımızı buduyoruz. Yapraklarında sararmalar oluşan, genelde güneşten oluşuyor bunlar. Bir de susuzluktan olur arkadaşlar. Susuz bırakmayalım. Onları tabii ki de tek tek temizliyoruz. Yenisi geliyor sevgili arkadaşlarım. Sardunya çiçeklerimize vitaminler verelim. Kış yazdan çiçeğimizin vitaminlerini, bakımlarını yapalım ki kışın bizlere bol bol tomurcuk yapsın, çiçek açsın sevgili arkadaşlarım. Sardunya çiçeklerinize çok doğal bir vitaminden bahsedeceğim. Bu güvercin gübresidir sevgili arkadaşlar. Şimdi güvercin gübresini nerede bulacağım diyeceksiniz. Vallahi ben de o kadar çok ki, hatta güvercinlerden artık böyle gına geldi diyebilirim. Tabii ki de güvercinleri çok seviyorum. Bu, ben işin esprisindeyim sevgili arkadaşlar. Ama çiçeklerime zarar veriyorlar. Biliyorsunuz çiçeklerimi sizlere göstermiştim. Böyle hep delik delik yapmışlardı güvercinler. Şimdi onlara birkaç yöntem uyguladım. Sizlere de sormuştum. Onlar iyi geldi, sizin bana verdiğiniz öneriler yorumlarda. Şu anda güvercinlerin bana bir zararı olmuyor. Fazla da balkonuma yaklaşamıyorlar. Ama güvercin gübresinin çiçeklerde ve bitkilerde çok etkili olduğunu mutlaka duymuşsunuzdur sevgili arkadaşlar. Güvercin gübresinden şöyle bir avuç kadar alın, suyun içerisinde bekletin. Sonrasında çiçeklerinizi onunla ayda bir sulama yapabilirsiniz. Ya da onu kurutup toz haline getirip toprağın üzerine güvercin gübresini serebilirsiniz. Normal sulama yaptığınız zaman o zaten toprağa ile karışacak. Saksıdaki toprak ile köküne kadar vitamin olacak sevgili arkadaşlar, gübre olacak. O yüzden güvercin gübresini sizlere tavsiye ederim. Fazla vermemek şartıyla. Çok fazla verdiğiniz zaman güvercin gübresi çok etkili olduğu için çiçeklerinizi yakabilir sevgili arkadaşlar. O yüzden ayda bir kere kafidir.